Evet sayın seyirciler, şu an Ataşehir'deyiz. Sevgili Osman Topçuoğlu, evet merhaba Osman. Osman, nasılsın? Rolümüzü yapalım. Selam olsun. Evet Osman'cığım, şimdi duvar kağıdı gördüğünüz üzere. Duvar kağıdıyla ilgili bize birazcık bilgi verebilir misin caizden? Karşılığınız. Evet, seve seve yalçın abi. Dünyada ve Türkiye'de çok pahalı duvar binayı olmayan tek bir ürün. Duvar kağıdı, taşlı duvar kağıdı. Tabanca evet. Taşlarla güzel yapılmış. Evet. Fozovski taşlarıyla yapılmış. Fozovski mi? Fozovski. Fozovski. Fozovski evet. Biliyorsunuz yine Avusturya yani patentte. Evet. Duvar kağıdı. Tamamıyla Almanya'da üretilmiştir. Biz bunun ithalatçısıyız. Evet. Dünyada ve Türkiye'de tek. Evet. Başka bir müdahale yok. Tamamıyla taşlarla dizayn edilmiş. Desenler tamamıyla taşlarla yapılmış. Bir duvar kağıdı. Novovun özellikle bir duvar kağıdıdır. Kağıdı biraz Novovun, filiz özellikle bir kağıdıdır. Evet. Kağıdın sökülebilme özelliği vardır. Evet. Birçok duvar kağıdında böyle bir sorun var. Çünkü hanımlar evde duvar kağıtlarını sökmekle pek çok uğraşıyorlar yani. Yok ıslatıp da şey yapıp şöyle sökebiliyorlar. Evet. Taşların sökülme özelliği yok. Ben evet. Bir kartla gösterebilirim normalde. Evet. Evet. Uygulaması da çok çok basit. Evet. Tamamıyla sökülebilme özelliği yok. Taşlar sökülebilmediği gibi ama duvar kağıdının sökülebilme özelliği var. Burada da görebilirsiniz. Evet. Burası sökülebilmiş bir duvar kağıdı. Yani sökülmüş bir duvar kağıdıdır. Şunun da örneği de var, onu da göstereyim. Şu duvar kağıdı sökülmüş bir duvar kağıdı. Evet. O evde kiracıysanız 2 ay sonra, 1 sene sonra ilk günkü gibi duvar kağıdını sökebiliyorsunuz. Evet. Bu sökülmüş bir duvar kağıdı. Bunu da başka yere uygulayabiliyorsunuz. Evet. Hiçbir şekilde sıkıntısı yok. Evet. 7 rengi mevcuttur şimdilik. Ayrıca bizde Türkiye'de ve 21 ülkenin mümessilliği de var. Evet. Bunun 21 ülkenin mümessilliği yapıyoruz. 21 ülkenin depo olarak tüm Türkiye'den, bütün Avrupa'ya, Orta Avrupa'ya buradan da alıyor. Evet. Koleksiyonun bir tane kartelesi var. Evet. Bunlar tamamıyla el işçiliğiyle yapılmış koleksiyon karteleri. Yani iki koleksiyon. Biri biraz daha spor, evet. Biri daha klasik. Daha ağır. Amasların bulunduğu, evet. Büyük parçaların bulunduğu bir koleksiyondur. Evet. Yine burada gördüğünüz gibi bu taşlar da aynı şekilde sürtülebilme özelliği var. Bu duvar kağıdını da sürtebilirsiniz. Evet. Aynı şekilde özellikle. Burada görebilirsiniz. Bir tane açabilirim. Diamond Wallpaper Fozovski. Fozovski. Made in Fozovski. Made in Germany. Germany. Evet. Şöyle açalım. Şöyle. Aynı şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet sayın seyirciler görüyorsunuz. Bunların hepsi ayrı ayrı renkler ve ayrı ayrı desenler. Evet, 7 renk var. 7 rengi de bütün modeller ve bütün varyasyonlar uygulanmıştır. Evet. Siyahlar, dediğiniz gibi çok iyi var. Evet. Hanımlar bunları evlerinin birçok duvarlarında kullanmasalar bile televizyon ünitelerinin olduğu yerlerde, evet. Yemek masalarının arkasında, girişlerde, hollerde kullanılıyor. Evet. Şu an Türkiye'de bunu 5 yıldız otellerde kullanılıyor. Evet. 4 yıldız olunca? 4 yıldız daha olur. Ama ben buna çok önem veriyorum. 3 yıldız ne yapar? 3 yıldızı da olur. O da girişlere yapar. Evet. Yani. En sınıf oteller olur mu? Olur. Niye olmasın? Her yer olur diyorsun. Yani. Parası olan herkese olur diyorsun. Aynen öyle. Bu da evet. Biraz daha devo, biraz daha spor evet. Bir koleksiyon. Burada ne yazıyor? Bu da Made in Germany. Evet, Eskuize. Made in Fawoski Crystal Crystalement. Evet. Crystalement. Made in Germany. Kristal taşı. Yani inci bocuk değil. Ha, eyvallah. Kristal taşı. Evet. Yine aynı şekilde bu koleksiyonda da 7 renk var. Evet. 7 renkte de bütün varyasyonlar, bütün modeller uygulanmıştır. Evet. Bu biraz daha spor olduğu için buna biraz dikkatli bakalım. Evet. Yağmurlar var. Evet. Aynı şekilde. Kar var mı kar? Kar da var. Onu da göstereceğim ben de size. Evet. Yok yok bizde. Evet. Yalçın abicim gördüğün gibi bu da 7 renkli de Sierra'nın. Evet. Bunun ismi Sierra'dır. Yine evet. Uygulanmıştır. Evet. Orlovlar var. Yuvarlak. Bu da çok güzel yuvar çalışmasında gördüğünüz evet, çok gibi. Evet çok güzel. Çok. Orada kız çok güzel bence. Evet. Şey de güzel de. Yani. Yerdik ya. Evet şuraya bakın. Bu ne bu yağmur damlacığı mı? Bu orlo, bu yuvarlaklar, baloncuklar. Evet. Şimdi şurada gördüğünüz gibi birçok yapıda işte. Renkler devam ediyor. Evet. Renkler devam ediyor. Yine 7 renkler uygulanmış. Şu şekilde. Ben hızlı hızlı geçiyorum sana. Evet. Evet jonkırlar var. Jonkır ne demek? Bu da kare kare. Jonkır evet. Bunlar her birisinin bir ayı. Haa jonkır. Okey. Evet. Evet. Dergisinin amblemi var. Mesela Orlov dediğimiz Rusya'da bulunmuş en büyük elmas ismi. Evet. Yani bu Jonkırların, Orlovların, Aşberklerin hepsinin birer amblemi var. Evet.
Yani öyle kafada atılmış mesin bir yatmış. Estağfurullah. Gördüğünüz gibi 7 renkte boş olarak da kullanılıyor. Evet. İnsanlar bu duvarı taşlı yaptıktan sonra diğer kağıtlarını boş geçebilirler. 7 renkte de boş kağıt. Hep söylediğim gibi evet. Özelliği. Evet sayın seyirciler. Evet. Bugünkü konuşmamız da burada bitiyor. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Buranın yerin ismi neydi? Martin ismi. Evrotex. Evrotex'ten sevgiler, saygılar. Her şey gönlünüzce olsun. Bakalım seyircilere.